bayramınız kutlu olsun hepinizin. Umarım ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Merhaba. Malumunuz bayram geliyor. Bayram geldiği için aslında sıkı çalışmama ara vermem gerekecek. Çünkü ailem yanıma geldi. Birkaç gün onlarla gezeceğim. Köydeki evime gezeceğim. Tabii sizlere oradan da görüntü atacağım. Bakalım günler nasıl geçecek. Ama sabah erken uyanmaya hala devam. Hala. İlk uyanışta belki zor olabiliyor ama sonrası çok güzel oluyor. Günü nasıl geçecek bakalım. Tekrardan merhaba. Aslında 4., 5. ve 6. günün genel özeti şuydu. Bayram dolayısıyla ailemle vakit geçirdim. Çok fazla görüntü kaydı alma imkanım olmadı ama aldığım görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Fakat yine erken uyanmaya devam ettim. Çünkü bu alışkanlığın üzerimde kalmasını istediğimi zaten sizlere belirtmiştim. Bakalım 4., 5. ve 6. günden neler yaşanmış. Şu an manzarası güzel olan ve gölgelik bir kayalığın altına oturdum ve denizin sesini dinliyorum. Manzarası gerçekten harika. Bol bol fotoğraf ve video kaydı alıyorum. Umarım dalgaların sesinden beni duyabiliyorsunuzdur. Gerektiğine mesleki olarak da kıyı planlamasının, kıyının geleceğinin şekillenmesinin neden önemli olduğunu böyle buram buram hissettiren mekanlardan birisindeyim. Yapılaşmamanın olmaması tabii ki benim hoşuma giden bir durum. Fakat sanırım üzerinde konuşulması gereken konular çok daha detaylı. Şöyle kendimi gölgeye alayım. Gözlüğümü de çıkartayım ve sizlere söylemek istediklerimi söyleyeyim. Öğrencilik hali, insanlık hali, hayatı dolu dolu yaşama isteği diyebiliriz, hepsini diyebiliriz. Genel olarak vaktimizin yetmemesi gibi bir problemimiz var her şeye dair. Yani her şeyi yapmak istiyoruz. Gezmek, çalışmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek vesaire. Aslında bu proje bunu yenebilmem, bunu başarabilmem için başlatılmış bir proje. Yani vaktimin yetmemesi benim canımı sıkmaya başlamıştı. Çoğu işime yetişememeye başlamıştım. Bu nedenle tabii ki daha tecrübelerim daha olgunlaşacaktır ama en azından bu ilk bir hafta için söyleyebileceğim temel şey şu. Sabah erken kalkmayla beraber işlerimi yetiştirebilir duruma geldim. Ve daha da önemlisi o sandığım kadar korkutucu bir hayat tarzı olmadığını fark ettim. Nasıl söyleyeyim, aslında geceleri de çok çok erken yatmıyorum, yani daha az uyumaya başladım aslında. Yani sabah erken kalkarak uykumdan fedakarlık ettim aslında. Gecelerimden ya da yapmak istediğim diğer işlerden değil. Belki bu nedenle bu tecrübeyi sizin de edinmeniz iyi olabilir. Şöyle bir detayı da bahsetmeden geçmem doğru olmaz. Sabah erken kalkmak bize nasıl bir şeyler katıyor diye savunuyorsam en azından bunun kadar değerli olan bir başka durum ise şudur. Kalktığınızda yaptığınız işler, işlerin verimi, işlerin yaptığınıza değecek şekilde, değecek kalitede yapılıyor olması. Tabii ki erken kalkıp boş boş oyalanırsanız, erken kalkıp yapmak istediklerinizi tam bir verimle yapamazsanız geç kalkmaktan çok da büyük bir farkı olmuyor.
Sanırım sizlere bahsetmem gereken bir başka nokta da şu olacak. Bu projenin, Sabaha Kazan projesinin ilk 3 gününde evdeydim. Evde olduğum için işlerim hızlıca yetiştirebiliyordum ve gerçekten aşırı verimli olarak gelmişti gözüme. Fakat bayram vesilesiyle, ki bu noktaya kadar bayramınızı kutlamadıysam eğer, ki bayramınız kutlu olsun hepinizin. Umarım ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Neyse, devam edelim. Daha sonra dışarıya çıkmamla birlikte, yani ailemle birlikte bayram vesilesiyle vakit geçirmeye başladıkça işlerim yine biraz aksamaya başladı. Ki kameraya da daha az bakabildim. Video montajlarıyla daha az ilgilenebildim. Yani aslında şöyle bir detayımız da var. Bunu da sizlerle paylaşmam gerekiyor. Bu tarz projeler aslında içerisinde esneklik barındırabilmeli. Çünkü nitekim hayatımızdaki tek şey erken kalkıp çalışmak üzerine kurulu değil. Şu an 6. gün bitmek üzere ve hepsinde de gerçekten erken kalktım. Kendime bir saat belirlemedim. Belki ilerleyen bölümlerde belirli bir saat üzerine videolar çekebilirim o saatlerde uyanmak için. Projenin bundan sonraki videosunda ise bir haftamı değerlendireceğim. Genel olarak bana neler kazandırıp neler kazandırmadığından bahsedeceğim. O nedenle burada olmak isteyenler varsa, projeye dahil olmak isteyenler varsa kanala abone olup bildirimlerini açabilir. O vakte kadar kendinize iyi bakın.